Öncelikle Osmaniye'de yapılan uyuşturucu baskını sonucu bir jandarmamız şehit oldu, iki jandarmamız yaralandı. Şehit edilen jandarma Bozkur'ta Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralarına da şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Değerli arkadaşlar, maalesef son zamanlarda uyuşturucu çeteleri, uyuşturucu baranları ülkemizi, sarmış durumda. O kadar gözleri dönmüş, o kadar rahat ki polise, askerimize ağır makineli silahlarla saldırabilme cüretini gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti bunu tarihinde, tarihin hiçbir bölümünde yaşamadı. Bakın yine daha yeni 25 Ağustos'ta İstanbul'a yapılan uyuşturucu operasyonunda AK-47 yani ağır makineli silahlarla polislerimize saldırıldı. Orada da bir polisimiz şehit oldu. Şimdi neden bu halde? Türkiye niye bu halde? Hemen söyleyeyim, bataklıkları kurutmadan sinekleri öldürerek bu olayı çözemezsiniz. Maalesef ki Türkiye'de bazı yerler, bazı bölgeler bir uyuşturucu bataklığı haline gelmiş. Hiç kimse bunu kurutmak ve bununla mücadele etmekte uğraşmıyor. En, en ucundaki sokaktaki işte torbacı olarak tabir edilen insanlarla onları alabiliyor. Peki baronlar? Mersin defalarca uyuşturucu madde geldi gemilerle. Ne alanı yakalayabildik ne göndereni. Mersin'de ilgili açılan doğru düzgün bir dava yok. Ama bugün askerimiz, polisimiz şehit oluyor. Arkadaşlar Türkiye'de bir güvenlik sorunu var. Bakın uyuşturucu tacirleri, çeteler sokakta savaşıyor. Çok rahat silaha, ağır makineli silahlara ulaşabiliyor. Bir veri çıkardık. Eylemde kullanılan AK-47 kele silah. Google arama motorunu incelediğimiz zaman 23 Eylül 2018 diplerde 19 Mart 2023 arama motorunda bu silah 4 kat dört kat daha fazla aranmış. Niye insanlar bu silah arama ihtiyacı duyuyor ve temin edebiliyor bu ülkede? Aynı canik silah. Bakın 23 Eylül 2018 2023 Çünkü Türkiye'de silaha erişmek, o silahı kullanmak, o silahla çatışmak çok kolay. Çünkü İsveç, Azerbaycan, Irak, Türkiye'deki Sırp, organize suç örgütü liderleri hem de bazıları vatandaşlık almış insanlara işkence yapıp İstanbul'un Türkiye'nin göbeğinde şehir merkezlerinde çatışabiliyor. Evet bu güvenlik açığının, zafiyetin sorumlusu bu iktidardır. Sabah sayıştay raporları açıklandı. Cumhurbaşkanlığının harcamalarına baktık. Şunu gördük. 2001 yılında yani bir önceki raporlarda Cumhurbaşkanlığının harcama kalemleri tek tek sayılmıştı. Yani kırtasiye gideri, yem gideri, yiyecek gideri, araç gideri, yakıt gideri, tanıtım gideri kalem kalem bunu bilebiliyorduk. Bugün bu sayışlar raporlarında bunlar gizlendi. Yani beyefendimizin toplam 2 milyar 804 milyonluk bir gideri var. 2 milyar 804 milyon diyorum bakın. Nerede kullandın? Nereye harcadın? Hangi kaleme harcadın? Sayıştay bunu sansürlemiş. Neden? Çünkü saray ve yönetimi bu harcamalardan utanıyor. Ben soruyorum. Bu ülkede Emekli maaşı 7500 lira. Askeri ücret 11500 lira. Ama beyefendimizin 2 milyar 804 milyon harcaması. Peki geçen yıla kadar geçen yıla göre ne kadar artmış? 800 milyon artmış yaklaşık olarak. Bu bir utanç meselesidir. Bir hukuk devletinde, şeffaf bir devlette Cumhurbaşkanı oturduğu yönettiği sarayda bu kadar büyük meblağı kullanıp bunun nereye harcandığını eğer Sayıştay'a bildirmiyorsa, Sayıştay yurttaşlarla da paylaşmıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Arkadaşlar ben merak ediyorum 2001 yıldaki cari transferler, beyefendinin vakıflara, derneklere gönderdiği paralar. Bu yıl 1 milyar olmuş. Nereye yolluyorsun bu parayı beyefendi? Kimin parasını yolluyorsun? Bizim paramızı yolluyorsun. Hesap verebiliyor musun? Hesap veremiyorsun. Ama bir kez daha söylüyorum. Çok zor istiyor, çok zor bir şey istiyorum biliyorum. Belki utanırlar ama bu ülkede emekli maaş 7500 lira. Şimdi beyefendi vatandaşa sabırlı ol diyor. Dişini sıkın diyor. Tasarruf edin diyor. Ama bakıyoruz kendisinin hesabını veremediği yaklaşık 3 milyarlık bir harcama var. Saray ve Sayıştay. Lütfen bu paralar nereye harcanıyor, ne şekilde harcanıyor, hangi vakıflara, hangi derneklere veriliyor bunları açıklayın. Bu bir utanmazlık, bu bir hesap vermezlik, bu bir hukuk dışı olaydır. Tabloları da gösterebilirim. Tüm yurttaşlarımız da geçen seneki harcanan tek tek kalemler belirtilmiş, bu sene belirtilmemiş görebilir. Evet, yaklaşık üç gündür hepimizi üzen bir olay. 17 yaşındaki bir çocuk bu ülkenin atasına, kurucu liderine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ağır hakaretler ve bunu videoya aldı ve bunu paylaştı. Ve bu çocuk tutuklandı. Gerçekten sorun nerede? Bu çocuğun tutuklanmasını bambaşka bir bağlamda konuşabiliriz. Ama burada neyi sorgulamamız gerekiyor arkadaşlar? Eğer bu ülkede 21 yıldır bu ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanı iki kurucu lidere iki ay yaş diyebiliyorsa Fesli Kadir'i devlet protokolüyle hastanede ziyaret edebiliyorsa Atatürk'e hakaret eden ya da Bugüne kadar kendi beslediği büyüttüğü vakıf ve tarikatlarda atamıza hakaretler edilip sessiz kalıyorsa e bunun bir sebebi olmalı. Bu ve buna benzer çocuklar niye bu hale geldi? Bu çocuklara eğitim veren mülakatlarda torpil yapılarak atanan bu öğretmenlerini de sormak istiyorum. Bu çocukları tarikatlara, vakıflara ve Bunların uzantısı ne olduğu belli olmayan kurumlara teslim ederken gerçekten denetim yapıldı mı? Eğer bu ülkedeki 21 yılda yetişen nesle 19 Mayıs 1919'dan, Kurtuluş Savaşı'ndan, 30 Ağustos'tan, Atatürk Devrimi inkılaplarından, Cumhuriyet'ten, layıklıktan uzaklaştırılıp falan başka bir eğitim veriliyorsa işte böyle bir nesil maalesef ki bu eylemlerde bulunabiliyor. Bunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıdır. Bu ülkenin iki büyük liderine sana hakaret edeceksin. Atatürk'e Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e küfredenleri hastanede ziyaret edeceksin. Dindar ve kindar bir nesil yetiştiriyor diyeceksin. Ondan sonra tutuklanıyor. Bence yargılanması da sorgulanması gereken aslında hakaret edip de onları başının üstünde gezdirenler, yönetenler. Sorun burada. Tutukladık. Sorunu çözmüyor. Daha böyle kaç genç var. Biz bu çocukları nasıl bir öğretmene, eğitim sistemine ya da tarikatlara ya da bu anlayıştaki insanlara teslim etmişiz. Çok üzüntü verici. Ve çocuk bu eylemi yapıyor. Arkasındaki çocuk okulu da çek diyor, Diğeri de videoyu alıyor. Kaç tane böyle çocuk var bu ülkede ve neden bu noktaya geldiler? Çözüyor mu tutuklamak? Nihai nokta. Ama bu çocuklar buraya nasıl geldi? Kimleri örnek aldı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Atatürk'e iki ayaş benzetir özüsünü yaparsa, kin ve kindar ve dindar bir nesil istiyorum derse, maalesef tablo bu olur. Herkes, herkes olaya bu açıdan bence bakmalı ve 21 yıllık AKP iktidarın sonucunu, eserini görmeli. Diğer bir konu, Sinan Ateş, 9 ay önce gerçekleşen tüm ülkenin vicdanını yaralayan, infial yaratan bir cinayet. 9 aydır bir iddianame yok. 9 aydır olayı azmettiren, evinde katilleri saklayan, o gün dokunulmazlığı olan ama bugün dokunulmazlığı olmamasına rağmen ifade vermeyen milletvekilleri var. Ben soruyorum, neyi bekliyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Her şeyi geçiyorum. İki ufak kızını ve eşine bu yargının, bu ülkenin yönetenlerin bir borcu var. Aile cinayetin aydınlatılmasını istiyor. Gerçek failler, azmettirenler kim? Bunların ortaya çıkmasını istiyor. Ama önce soruşturmayı bir savcı, daha sonra onu görevden alıyor başka bir savcı. Daha sonra ilk savcıyı tekrar getiriyor. Her şey var hukuksuzluk var, gizlilik var. Olayı örtbas etmek için tehdit var, bakanlar var. Bir partinin genel başkanı var ama bir iddianame yok. Bence adalet, adalet, adalet. Birazdan Anayasa Mahkemesi başkanının sözlerine vurgu yapacağım. Adalet. O iki çocuk için, anne için adalet. Ben savcılara sesleniyorum. Korkmayın. Gerekiyorsa eski milletvekilini de gerekiyorsa bürokratları da gerekiyorsa emniyette bunun uzantıları varsa gerekiyorsa Süleyman Soylu bu olayı kapatmışsa Fezdeki'yi yollayın. Çünkü sizin sorumluluğunuz katillere değil, sizin sorumluluğunuz azmettiricilere değil, sizin sorumluluğunuz Milliyetçi Hareket Partisi'ne değil, sizin sorumluluğunuz her şeyden önce davada taraf olarak mağdur olarak yazan iki çocuk ve anne. Vicdanınızın sesini dinleyin diyorum. Ve geliyorum Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın açıklamasına. Doğru söylüyor. Bağımsız ve tarafsız bir yargı olmadan bırakın hukuk devletini asla devlet bile olmaz diyor. Zira devlet tanımı icabı hukuk kurallarıyla çerçevelenmiş, sınırlandırılmış bir olgudur diyor. Evet, hukuk devletinin önemine, yargı bağımsızlığının önemine dikkat çekiyor. Biz de bunu söylüyoruz. Çağdaş bir yönetim sisteminde yargı, yasama ve yürütmeden bağımsızdır. Çünkü gerektiği zaman yasama ve yürütmeyi de yargılayabilmektedir. Ben de bir milletvekili, grup başkan ve vekili olarak yargı kararlarını konuşmak istemiyorum. Ama o Mahkemesi Başkanı konuşuyor. Onun kararlarına rağmen Can Atalay Cezaevinde mecliste değil bir milletvekili arkadaşlar. Ya da Barış Beylivan ya da Merdan Yanardağ neden cezaevinde arkadaşlar? Evet Amerika'da bir gazeteci Cumhurbaşkanı'na bu soruyu sorduğu zaman yargıyı sorduğu zaman sinirleniyor ve tepki veriyor. Ama bu soru sorulduğu dakikalarda Mehmet Şimşek de Amerika'daki yatırımcılardan destek istiyor. Türkiye'ye yatırım yapmasını istiyor. Ve Amerika'ya da başka ülkelerde soruyor. Çünkü bir ülke Türkiye'ye yatırım yapacaksa önce bağımsız bir yargının, adil bir yargının olmasını ister. Ya da Avrupa'yla AB, AB ilişkilerini giderken koparıyor uçakta ne oluyorsa Amerika'ya iniyor, düzelteceğiz diyor. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına bakmıyor. Ya da hukukun üstünlüğü endeksinde 192 ülke içerisinde neden sonlardayız buna bakmıyor. Evet Anayasa Mahkemesi karar Anayasa Mahkemesi Başkanı çok doğru söylüyor ama işte Can Atalay olayında onun kararlarını ayaklar altına alan bir Yargıtay var. Haksız hukuksuz tutuklamalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin o kadar kararları var. Onu dinlemeyen bir suç ceza mahkemesi ve mahkemeleri var. Onu dinlemeyen ağır ceza mahkemeleri var. Ama söylediği şey çok önemli. Hukuk olmadan devlet olmaz. Hukuk olmadan bireyin güvenliği olmaz. Kişi güvenliği olmaz. Bir hukuk devletinde hukuk nasıl ki vatandaşları sınırlandırıyorsa... Aynı şekilde devleti ve yönetenleri ne sınırlandırır? O zaman bir hukuktan bahsederiz. Ama görüyoruz ki Sinan Ateş cinayetinde hukuk işlemiyor. Ama iki kelime konuşan gazeteciye ertesi sabah iddianame, soruşturma, sonra iddianame ve tutuklama geliyor. Evet. Hukuk herkese, her dönem, her şekilde lazım. O yüzden biz de yargı kararlarına saygı duymak, tartışmamak istiyoruz. Dünyanın çağdaş ülkelerin hiçbirinde yargı kararları konuşulmaz. Çünkü o ülkelerde yargı zamana, yere, kişiye göre karar vermez. Kararları her zaman aynıdır. Yargı kutsaldır. Yargı farklı bir yerdedir çünkü. Umarım, umarım insanlarla tartışacağını Cumhurbaşkanı yargıdan yasamanın ve yürütmenin elini çeker, yargıyı tam bağımsız hale getirir. Bu ülkede adalet artık rayına girer. Bizim de muradımız bu. Değerli arkadaşlar, evet. Tarih kitaplarında gezi. Niye gençlerimiz konuştuk az önce? Tarih kitapları objektif ve gerçek olayları yazar. Tarih kitaplarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın not defterleri farklıdır. Tarih olanı belirtir. Ama görüyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara gezi olaylarını yine yalanlarla anlatmış. Dış güçler vurgusu yapmış ve bu yılki baskısında da Çağdaş Tarih adlı bir kitapta terör öylemi olarak bunu belirtmiş. Neden? Ben sormak isterim. Şimdi bakın anayasa 34 çok net. Ben tekrar gezi olaylarına girmek istemiyorum. Ne der? Herkes önceden izin almaksızın gösteri ve yürüyüş eyleminde bulunabilir. Ama neden? Milyonlarca genç terörist mi gezi olaylarında? Sağcısı, solcusu, ülkücüsü, sosyalisti. Herkes her ilde, her ilçede yürüyüş yaptı. Ve bunu tarih kitaplarına aktarmanın ne anlamı var? Kendi saçma sapan düşüncelerini, kendi takılarını, takıntılarını niye, niye çocukları zehirlere kullanıyorsun? İşte gezi diyorsun, terör diyorsun. lehe karar veren hakimleri tarumar ediyorsun. Senin istediği gibi karar verenleri üst mahkemelere taşıyorsun. Ve dünyada bunu eleştiriyor. Ya artık bilimsel, akılcı, gerçeği çocuklarımıza anlatalım. İstediğin gibi kindar ve dindar bir nesil yetiştiremiyorsun işte yetiştirmeden. Son olarak sığınmacılar. Türkiye'nin her yerinde gördüğümüz, duyduğumuz, bize gelen Tesadüfe, tesadüfen, tesadüfen görüntüye alınmış sığınmacıların çok vahim suçlarına tanık oluyoruz. Ancak Emniyet Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı nedense sizden basından bu suçları gizliyor. Mesela örneğin Bursa'da engelli bir gencin kafasına silah dayayıp tahret etmişler. Eylül ayında bu olay ortaya çıkmış ve tutuklamalar gerçekleşmiş. Şimdi AKP hükümeti bu olayları gizliyor. Ancak sosyal medyada Sığınmacılara karşıyız. Sığınmacıları istemiyoruz. Hudut namustur gibi hesabını sahipleri tutuklattırıyor. Ben soruyorum Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına. Senin sorumluluğun 85 milyona mı? Yoksa 8,5 milyon bu ülkeye dayattığın sığınmacıya mı? Sen vicdan ve özeni vatandaşlarına mı göstereceksin? Yoksa o sığınmacılara mı göstereceksin? Türkiye'nin %90'ı Türkiye'de sığınmacı istemiyor. Ve bununla ilgili insanlar tepkisini koyuyor. Bu tepkiden dolayı sosyal medyada da yürüyüş yapan, konuşma yapan insanlar gözaltına alınıyor. Ama Türkiye'de suç işleyen sığınmacıların eylemleri Adalet Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından gizleniyor. Bu bir utanç meselesidir. Bakın 13 ilde sosyal medyada anti sığınmacı istemiyoruz diyen hesaplardan 27 kişi gözaltına alınmış. Neden? Anayasa böyle mi diyor? Anayasa mahkemesi açıklıyor. Hukuk böyle mi diyor? Şunu mu istiyorsun? Ben bu ülkeye 10 milyon, 20 milyon Suriyeli'yi getireceğim. Önüne geleni vatandaş yapacağım. Her hakkı vereceğim. Sesinizi çıkarmayacaksınız. Yapma ya. Türkiye kuşatılmış. Hatay'da, Mersin'de, Adana'da bazı hastanelerde vatandaşlarımızdan daha çok Suriyelilerin, Suriyelilerin çocukları doğuyor. Her gün belki bin vatandaşa, Suriyeli ee, sığınmacıya vatandaşlık veriliyor. Ve bunu konuşmak suç. Ama ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben de istemiyorum. Ben de utanıyorum. Zaten onun üzerinde fezlekem var. Bir fezleke de bundan getir bana. Çünkü ben bu durumdan utanç duyuyorum. Sen utanç duymuyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Her şey bitti. Sığınmacı istemiyoruz yani insanları halkı yanıltıcı beyanlar verdiği için gözaltına alıyorsun. Bu bir rezalettir. Bu Türk halkında 85 milyona yapılan bir hakarettir. Sözün bittiği yerdir. Utanmazlıktır. Bir kez daha söylüyorum. getir o zaman bize de aynı konularda fezleke. Kaldır dokunulmazlığımı. Teşebbüs ettim. Bir kez daha kaldır. Türkiye'nin yüzde doksanı sığınmacıları istemiyor ve sözlerime son verirken anayasa 34 net gösteri ve yürüyüş yapabilir insanlar tepki ortaya koyabilir. Mesela bu ülkedeki insanlar sığınmacı istemiyoruz diye protesto da bulunabilir bu bir suç değil. Ezilen çiftçiler domates serini caddeye döküp ben geçinemiyorum diyebilir. Ya da milyonlarca emekli ben 7500 lira maaş alırken sen 3 milyara yakın sarayda para harcıyorsun hesabını vermiyorsun beyefendi deyip sokağa çıkabilir. Bu terör eylemi falan değil. Ben de onların önünde yürürüm. Çünkü bu ülkede 1923'ten bugüne kadar bu demokratik hak olarak verilmiş. Öğrenciler yürümüş. Niye? Harçları yüzünden yürümüş. Yükü protest etmiş. Çiftçiler yürümüş. Zonguldak'ta işçiler 90'larda yürümüş. O yüzden sosyal medyada gelen eleştiriler ya da insanlar ana haklarını kullanıp sana tepki verdiği için tutuklama. Terör farklı bir şey, eylem farklı bir şey. Suç örgütleri farklı bir şey, yurttaşların demokratik tepkileri farklı bir şey. Ben yani biliyorum şimdi bunu alırlar bir cümleyi. Ali Mahir başarı insanları sokağa teşvik etti. 7500 lirayla yaşamak zorunda kalan emekli zaten sokakta tepkisini vermelidir. Sığınmacı istemiyorum diyen insanlar sokakta tepkisini vermelidir. Yurt bulamayan öğrenciler sokakta yurdun önünde, okulda tepkisini vermelidir. Bu anayasal bir haktır. Çünkü sen onun vergilerinde, uçaklarda, sarayda saltanat sürüp milyarlar, milyarlar harcarken bu ülkenin çocukları, bu ülkenin işçileri, emekçileri yoksulluğun altında yaşıyor. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alacağım. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim, ee, grup başkan vekili olarak, meclis kurumunu temsil eden birisi olarak e, gerçekten parti içindeki bu konuları e, burada konuşmak istemiyorum. Evet e, böyle iddialar oldu, Sayın Genel Başkan'a da bunları ilettik, düzeltilmesini istediler ama bu tartışmaların benim açımdan e, grubu temsil eden, Cumhuriyet Halk Partisi'ni grubunu, grubunu temsil eden Ali Başır olarak burada yapmak istemiyorum. Hayırlı olsun. Efendim bakın ben başından beri Mele Hanım'ın açıklamalarına sükunetle ve sakinlikle sağduyuyla yaklaştım. 2019 ruhunun canlanması gerektiğini, belediyelerin demokrasi açısından büyük kazanım olması gerektiğini. Daha büyük farkla kazanmamız gerektiğini, kaybetmememiz gerektiğini söyledim. Ama hanımefendi böyle bir karar vermiş, ben ayrı gireceğim diyor. Ee, İzmir'de adayını açıklıyor. Bir kez daha söylüyorum, biz gidene kal diyemeyiz. Zorla ittifak yapacak halimiz de yok. O yüzden kararı hayırlı olsun. Umarım, Umarım ee, bunun seçim sonucunda ülkeye demokrasiye ve işte kazanılan illere bir zarar olmaz. Bir kez daha altını çiziyorum. İki gün önceki basın toplantılara söyledim. Siyasi partiler karar alır, uygular. Bunun sonucunu da oy olarak sandıktan alır. İşte tersi olursa da bunun bir hesabı oluyor. Umarım böyle bir hesap vermek zorunda da kalmazlar. evet parti meclisi bu konuda karar alacak. 5 Kasım düşünülüyor büyük kurultay ama parti meclisin kararı gerekiyor. Ee, onu da bu ay sonu yapacağız parti meclisi toplantımızı. Büyük bir ihtimalle böyle olacak. O, o da büyük bir ihtimalle kesinleşecek bu hafta. Evet. Aslında e, iki şekilde söyleyeyim. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, son 21 yılda meşhur zikzaklarını zaten biliyorum. Ama bu ABD yolculuğu bir farklıydı. E, çünkü uçağa binmeden önce dediğim gibi Avrupa Birliği'nden ayrılabiliriz dedi. Uçaktan indi düzelteceğiz dedi. E, katil dedi. İsrail işte devlet başkanının. Elini sıktı, gayet de başbakanının ee, sohbet etti. Ben bunu birazcık jet lag durumu falan olabilir diye düşünüyorum. Yani Bunlar normal şeyler değil çünkü. Ama şimdi Cevdet Yılmaz'la yardımcısıyla kendisinin enflasyon konusunda bu kadar zıt söylende bulunması, ülkenin nasıl yönetildiğinin somut bir göstergesidir. Cumhurbaşkanı indireceğiz diyor, o artacak diyor. Biz kime inanacağız? Kimi inanacağız biliyor musunuz? Cedet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Recep Tayyip ne derse desin artık hikaye bunlar. Gerçekler çarşıda, pazarda. Ekmek fiyatlarında, et fiyatlarında, süt fiyatlarında, okul formalarında, akaryakıt fiyatlarında, kira fiyatlarında. Bunu biz yaşıyoruz. Biri indireceğiz diyor, biri çıkartacağız diyor. AK Parti zaten e, bu sistem Türkiye'yi bu hale getirdi bakın. Türkiye 5 yıldır eğer bu kadar fakirleştiyse, paramızın değeri düştüyse, emekli işçi, çiftçi bu kadar mağdur olup yoksulluğun altında ezildiyse bu sistem ve bu çelişkilerdir. Yani gerçek enflasyon sokakta, pazarda, dolapta, çarşıda, cebimizde. O bunu demiş, bu demiş. Bana göre hikaye. Bu arada şey daha açıklanmadı herhalde. Şimdi açıklandı mı? Evet yani ben çünkü ikinci, geçen hafta da herhalde, geçen de böyle olmuştu. Tam basın toplantısı sırasında açıklanmıştı. Şimdi. 5 puan. Beklenen. Aslında çok daha önce yapılması gereken bir şey. 8,5 lira dolar, bugün 27 lira. Niye? Beyefendinin faiz inadı yüzünden. Bugün Türk parasının değeri bu durumda. Dört yıl, beş yıl önce, üç yıl önce yapması gereken hiçbir politika uygulamayacaksın. Dün söylediğini yüzün kızarmadan bugün YouTube faizi yükselteceksin. Peki bunun aradaki zararını, farkını, bizim çektiğimizi, bunun hesabını kim verecek? İşte vermiyorlar. Ve paranın değeri bu kadar düşmüş, yoksulluk bu kadar artmış inadı yüzünden. Şimdi %30, konut kredisi %50, ticari kredi %40, tüketici kredisi %50. E bana sorun bakalım. Ekonomiyi bu hale getirdin, paranın değerini bu hale getirdin, kurum korumalı mevduata bu yüzden 700 milyar yakın para verdin. Bunun bir hesabı olmalıydı. Olmalı demiyorum. Maalesef kirli algılarla, çirkin algılarla seçimi kazandı ama... Halimizde bu. Teşekkür ediyorum.